أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين، آمين يا معين. اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا معين. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri dersimizi hayırlı ve mübarek eylesin, müteyemmen eylesin. Yaklaşık 2-2,5 aylık bir daha da fazla zamandan sonra bugün itibariyle 17. dersimizi yapıyor oluyoruz. Şimdiye kadar yapılan derslerin tabii aynı zamanda kardeşlerimize, takip eden kardeşlerimize de bunu iletmiş olalım. 15. ders yüklendi. YouTube'da var. 16. ders de hazır. Yüklenmesi bekleniyor sadece. Bu da 17. ders olmuş oldu. Cenab-ı Hak sonuna kadar götürebilmeyi nasip eylesin. Yani her şey için bir mani var değil mi? Velil ilmi mevani'u. İlim için maniler de çok ister istemez. Derslerimizi bundan sonra yarımşar saatlik parçalar halinde yapmış olacağız. Ve bu şekilde de istifadeye sunmuş olacağız. Rabbimiz hata yapmaktan, yanlış yapmaktan, yanlış okumaktan, ifadeden muhafaza buyursun ve yanlış istifadeden de muhafaza buyursun. Şimdi kıymetli hocalarım, bâb-ı nakli hareketil hemzeti ile sâkini kablehe. Bu önümüzdeki başladığımız bu bab konu neyle alakalı? Nakil meselesiyle alakalı. Bâb-ı nakli hareketil hemze. Hemzenin harekesini nakil. Hemzenin harekesini nakil nereye? İle sakini kableha. Kendisinden önce gelen sakin harfe. Kendisinden önce gelen sakin harfe nakletmekle alakalı bir bahis, bir mevzu. Menkul diyor, naklet. Nereye? İlel ahiri, sona. Gayra harfi met. Ama met harfi olmayacak. Met harfi olmayacak. Eğer met harfi olursa tabii durum değişiyor. Şimdi bakalım met harfi olmaksızın böyle bir nakil meselemiz var. Mesela kâlû âmennâ desek. Şimdi âmennâ'nın hemzesini makabline biz nakletmeye kalktık. Bu sefer bakıyoruz ki orada sakin bir harf, yani cezimli anlamında sakin bir harf yok. Dolayısıyla bu ne oluyor? Yani nakil meselesi burada gerçekleşmiyor. Ha, İmam-ı Hamza'nın farklı durumları var. Galû ve amennâsı, galû ve amennâsı. O ayrı. Bu normal standart nakilden bahsediyor. Diyor ki met harfi olmayacak. Met harfi olmayacak. Peki işte vermiş misaller. Fî enfüsüküm bimâ ünzile. Nakledebilir misin bunları? Mümkün değil. Olmaz. Kim için bu nakil kaidesi? Liverşin. Verş için böyledir. Verş için böyledir. İlla ancak, yani nakil yok değil mi? Ha kitabiye. Kitabiye'nin, yani kitabiye diye durduğumuz yerler yok mu? Ne onun ismi? Ha-i sekitler diyoruz ya. Bu ha-i sekit meselelerinde diyelim işte kitabiye inni zanentu mesela. Oradaki ha-i sekit niçindir? Hay-i sekit, makabinindeki harekeyi korumak için, kollamak için. Yani onun normal bir şey gibi, bir harf gibi değerlendirilmesi meselesi olmaz. Zaten hay-i sekitin dışında bu şekilde yani cezimli he bulmak da zor aslında. Olsa bile onlar diyelim akabinde, icabında nakillik bir hemze, yani harekesi nakledecek bir hemze var mı yok mu? Bunlar da ayrı mesele ama kitabiyeh esetteki hanın diyelim üzerine kalkıp da sonrasında gelen hemzenin harekesini nakletmek mümkün değil yani. Kitabiyehinni diye böyle geçmen lazım gelecek. Bu da yok. Böyle bir nakil söz konusu değildir. Hay-i sekit olduğu için. Ama yine de buna rağmen mesela şerhlerde yerleri var. Kimisi demiş ki elimdeki şerh mesela
وَرَوَى بَعْضُهُمْ اَنَّقْلَ اِلَيْهِ demiş yani. Yine de nakil var diyenler de çıkmış. Yine de nakil var diyenler de çıkmış. Normalde قَدْ اَفْلَحَ gibi, الْاٰخِرَةُ gibi olan yerlerde nakil mümkün. Hemzenin harekesini al, bir öncesindeki sakin harfe naklet. Devam ediyorum hocam. وَافَقَ muvafakat etti. Yani bu nakil meselesinde. Nerede? مِنْ اِسْتَبْرَقْ. مِنْ اِسْتَبْرَقْ meselesi yani malum işte ayet-i kerime Rahman suresinde değil mi? مِنْ اِسْتَبْرَقْ diye. Burada sadece buraya özel diyelim ki Verş Hazretlerine Ravi Mübarek Verş'e muvafakat etti. Kim? Gar. Gar yes. Değil mi? Vagaş derken bunların remzi, takrib remzi va yani v harfi Şeyh Yakup efendim gayın yes şinhah. Dolayısıyla burada yes ne yaptı? Muvafakat etti. Verş'e muvafakat etti. Sonra vaktulif fil'ane fil'ane derken al'ane yani nerede gelirse nerede gelirse al'ane de muvafakat etti. Yine kim? Huz. Bu sefer de Ebu Cafer'in hocam İsi. Değil mi? İsi ibn-i Birdan. Sehad diyoruz ya ona. Sehad. Se Ebu Cafer oluyor. Normalde aşağıda böyle bir remiz yok. Ondan sonra işte Ha İsi ibn-i Birdan Zel Süleyman ibn-i Cemmas. Burada kim muvafakat etmiş? Yani al-ane de verşe muvafakat eden İsi ibn-i Birdan. Ben muhalefet mi dedim? Muvafakat, muvafakat. Ha, hulüfle o işi yapıyor. Afven. Tabi oraya mana vermeyince iş karıştı. Vaktulif, hulüfle o işi yapıyor yani. Hulüfle muvafakat etti, tabi. Şimdi az öncekinde yesin öyle bir hulüfle muvafakatı söz konusu değil. Direkt muvafakat etmiş. Ama vaktulif fil ane huz deyince al anedeki muvafakat hocam demek ki hulüfle. Değil mi? Evet. Sonra ve Yunus'un ve Yunus'in demiş. Yunus suresinde yine muvafakat var. Yunus suresinde kim var bu sefer muvafakatta? Hocam iki kişi katılıyor. Verşe muvafakat eden Bihi Hatif demiş. Hem B var, Kalun hem de İsa ibn-i Birdan. Evet. İstebrak kelimesinde yes katılıyor. Al-anelerde efendim hulüfle İsa ibn-i Birdan katılıyor. Ama Yunus suresindekinde şimdi al-ane dolayısıyla burada iki türlü anlaşılıyor. Bir Yunus suresinde olan var bir de onun haricinde de olanlar var. Diyelim. Şimdi Yunus suresinde olana katılıyor şey. Yani hulüfle İ'nin verse muvafakat ettiği yer şey yani bütün al-aneler. Bütün al-aneler ama Yunus suresinde muvafakat eden sadece İ değil B de var bu sefer. Kalul anede. Anlaşıldı mesele hocam? Evet. Yunus suresindeki olan hocam Yunus suresinde o da al-ane ve kad asayte. Yunus suresinde iki yer mi? Şimdi قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ bu Bakara'da. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ bu da Bakara'da. Malum. İşte Yunus suresinde aynen öyle al-aneler var. Şimdi dolayısıyla ne oldu? Bunların tamamında verşe muvafakat eden, tek başına muvafakat eden verşe hulüfle muvafakat eden İsa ibn-i Birdan. Ama sadece Yunus suresinde olan o da 51 ve 91. ayetlerde orada olanlara muvafakat eden hem Kalun hem de İ ikisi birden muvafakat ediyorlar. Sonra çok acayip bir beyt geliyor hocam. Ve adenil ula fe'adel lula meden himahu mudgaman menkula. Şimdi Necm suresinde ve ennehu ehleke adenil ula. Burayı
Adenil ula fe'adel lula. Bu adenil ula'yı adel lula şeklinde. Adel lula yani birincisi normal okunan. Adenil ula birincisi normal okunan. İkincisi vecih olarak karşımıza çıkan. Yani adenil ula'yı adel lula şeklinde okuyan zatlar kimler? Meden hima. Meden elifca değil mi? Eca. Medine imamları, birisi Nafi Hazretleri, diğeri Ebu Cafer Hazretleri. Hima, bu da Basri olan zatlar. Yani biri Ebu Amr, diğeri Şeyh Yakup Hazretleri. Bu ikisi, bu dördü, özür diliyorum, bu dördü ne yapıyor? Müdgamen, müdgam yani idgam yapıyorlar. Menkulen, bir de nakilli bunu okuyorlar. Bununla alakalı detay görmek kitaplarda mevcuttur. Mümkündür. Adenil ula, adel lula nasıl oldu onu anlatıyor. Şimdi diyor ki adenil ula, aslı bu. Adenil ula, yani el ula. Diyor ki hemzenin el u derken ki hemzeyi ne yapıyoruz? Bir öncesindeki sakin lama naklediyoruz. Hemze düşüyor bu sefer. Bu aden kelimesinde, den kelimesindeki tenvin de o esre verilerek artık geçirecek pozisyondan çıkıyor ve tenvin normal kendi haline geliyor. Ve tenvinden lem harfine hüdellil müttakindeki geçiş neyse aynısı burada yapılıyor, oluyor. Adellula. Müdgam ve menkul. Nakil burada nerede gerçekleşiyor? El-u-u-la'nın, u-sunun lama harekesini nakil bir. Bir de tenvini lama idgam iki. İki hareketle beraber biz bunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Kim için? Elif-ca, ha-ya için. Adel-lu-la şeklinde. Şimdi diyor ki ve hulfü hemzil vavi pekala idgam edilerek Arif Hocam ve hulfü hemzil vavi fin nakli nakil esnasında besem b için şu yapılabilir mi? Ne o? Şimdi biz adellula dedik ya, adellula okurken aynı zamanda hemze de okuyabilir miyiz? Yani vavun hulfu olarak vavun okunuşunun yerine hemze de okuyabilir miyiz? Nasıl? Adel lula, adel lula. Bu beyt onu anlatıyor işte. Ve hulfü hemzil vavi. Vavun yerine hemze hulfü. Vavun yerine hemze okunur mu? Fin nakli. Bunun bir şartı var. Nakil olacak hocam. Gerek vasılda, hocam, gerek vasılda nakledin, gerekse vakıfta nakledin, hemze de okunabilir, vav da okunabilir. Yani ben burayı besem diyor. B'ye göre şu ana kadar ne çıkar karşıma? Bir kere vasıl olarak okuyacak olsam şu çıkıyor. Adellula geçti mi geride? Geçti. Peki ben bunu bu beyte göre adellula okuyabilir miyim? Okuyabilirim. Bu vasıl hali. İptida edelim oradan. İptida edelim. Ben bunu nakilli okuyacağım. Elula okuyabilir miyim? Okurum B'ye göre. Elula okuyabilir miyim? El cevap onu da okuyabilirim. Çünkü nakil diyor. Nakilli olduktan sonra gerek vasılda gerekse vakıfta siz bunu hem hemzeli okuyabilirsiniz hem de vavlu okuyabilirsiniz bunu. İkisi beraber. Burada uzun uzadıya hocam şerhlere baktığınız zaman yine göreceğiniz şeyler var zaten burada yazılmış. Allah razı olsun. Sonra diyor ki vebde başla li gayri verşin, verş için başla ve şey verşin dışındakiler için değil mi? Yani verşin dışında kim için başlarsan başla bil asli asılla başla. Kelimenin aslı ne? El ula. Kelimenin aslı verş dışında kim için başlarsan başla. Nasıl okuyacaksın bunu mecburen? Sevgili hocam el ula okuyacaksın. Peki verş için durum ne? Verş için değişmiyor. Her halükarda verş için mesele okunurken elula okumak zorundasın. Zira verş burayı illa nakil yapacak. Etem en tamam böyledir. En tamam böyledir.
Evet. Şimdi burada bize anlatılmak istenen kıymetli hocalarım ne var? Kalun ile alakalı. Efendim onun yanında cin var. Değil mi? Sonra ca var. Bir de haya var. Kalun ile alakalı karşımıza dört tane, beş tane mesele çıkıyor. Bir, sen burayı vasıl halinde okurken, yani ve ennehu ehleke adenil ula diye okurken burayı nasıl okuyacaksın? Bir, adellula, bu bir. İki, adellula, çünkü dedi ya nakilli okurken bunu gerek vasılda gerek vakıfta iptida halinde fark etmez. Hem vavlu okursun hem de hemzeyle okursun. Dolayısıyla ben burayı vakfediyor, vaslediyorum. Adellula, adellula. İkisi beraber. Ben buradan iptida ediyorum. Elula, elula. E şimdi bir de asılla başla dedi. Versin dışındakiler için. Elula. Etti kalun için beş veci. Etti beş veci. Ben kalun için okumaya kalktığım zaman da vasıl ederek de bunu yapmış olsam, vakıf ederek de bunu, yani iptida olarak da buradan başlamış olsam otomatik dört veci. Hem hemzeli hem vavlı. Hem hemzeli hem vavlı. Dolayısıyla 2 çarpı 2, 4. Bir tane de asıl başlangıç var. El-u-la. Bitti, etti 5 tane. Anlatabildik meseleyi. Peki hocam. Yani burada her bir mübarek mısrağın, her bir beytin ayrı ayrı olaya müdahalesi söz konusu yani. Burasını ben belki fazla abartıyor olabilirim ama gerçekten kafam buraya bassın diye çok uğraştım burayla. Yani bayağı bir bu mana buradan, bu mana buradan. Mübarek İmam-ı Cezeri Hazretleri meseleyi öyle bir ele alıyor ki. Şimdi kendi kendime burada şimdi notlar almışım. Bakıyorum, demişim ki Adellü'la birinci beytin birinci mısrağından. Adellü'la, bakın hocam oraya. Adellü'la ikinci beytin birinci mısrağından. Öyle olmadı mı az önce? Nakil esnasında hemze ve vav dedi. Ondan sonra el-u'la demişim ikinci beytin ikinci mısrağından. Şimdi az önceki okuduğumuz. El-u'la üçüncü beytin birinci mısrağından. El-u'la geri dönüyor bir de ikinci beytin birinci mısrağından. Tek tek alıntı, oradan alıntı yap, buraya koy, oraya koy derken böyle vücuhat oturuyor. Başka türlü vücuhatın oturma imkanını ben göremedim. Yani böyle bir tablo çıkmış karşıma bununla alakalı. Defaatle burayı eğer yani dinlerseniz, 3-5 dakikalık bir yer zaten özellikle burası. Burasını 3-5 sefer böyle dinlerseniz, kayıtlara da geçti zaten şu anda bu benim yaptığım not da geçti. Oraya bakın, ileri geri ileri geri en keyifli yerlerden birisi burası Tayyip'e. En keyifli böyle yani tutabiliyorsan hamsiyi demiş ya, yordum onu şimdi sen tuttun yani. Biz yorduk hocam. Siz yeter ki atın, alın onu oradan yani. Evet. Sonra diyor ki vebde başla bi hemzil vasli, hemze-i vasılla başla fin nakli, nakilde ecel, bu da ecel kaydı da diyor en doğru, en güzel anlamında bir kayıttır. Yani hocam el-ukra gibi, el-ard gibi böyle başlarken ne yapacaksın? Hemze-i vasılla başlamak zorundasın. Çünkü hemze-i vasıldır ya baştaki. El-u'la deyince, el-ard deyince elif-lam takısının hemzesi hemze-i vasıldır. Hemze-i vasılla başlarsın. Fin-nakli nakilde. Tabi vers için standart bir kaidedir. İlla nakil devreye girer her halükarda, ama versin dışındakiler için yine hemze-i vasılla başlarsın ama vers el-ardu diye başlarken o el-ardu diye başlar. Aynı kapıya çıkar. Burada ayrı bir kaideyi zikretmiş oldu. Yani demiş اِذَا نُكِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ اِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهَا وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ السَّاكِنُ هَمْزَةً هَمْزَةَ وَصْلٍ. Eğer nakil yaptığınız yerde nakil hemzenin harekesi öncesindeki sakin harfe nakledildiği zaman da o sakin harf de o sakinin de öncesi, yani el erdu gibi düşünün, erdu'nun e'sini aldın, lama naklettin, onun da öncesi hemze-i vasılsa
başlangıç yapılacağı zaman o hemzeyi tekrar geri çekersin diyor. Yani mecburen tekrar alırsın, el erdu diye okumuş olursun. Normal bizim hani el musavviru falan gibi böyle başlangıçlarımızdan bahsediyor. Bu tamamen genel bir kaide yani. Ona da değinmiş oldu. Ven kul naklet. Meden. Kim için hocam? Meden? Eca için. Neyi naklet? Riden. Riden kelimesini. Aslında bu neydi? Riden yusaddikuni değil mi? Riden. Şimdi burasını ne yapıyor? Hemzenin hocam hemzenin üzerindeki harekesini dala naklediyor. Oldu. Riden oldu. Riden. Hemze de düştü. Kim için bu? Elifca için. Sonra diyor ki vetebtül bedel. Vetebbitil bedel de olur. Farklı vetebbitil bedel. Oradaki tebbit aynı zamanda hem Ebu Cafer'in remzi olan se hem de bir taraftan emir veriyor. Tebbit. Bunu tespit et. Neyi tespit et? El bedel. Bedel yap. Yani tenvinin yerine tenbinin yerine ne yap? Bir de bedel olarak met koy. Yani rida şeklinde. Burada ne oldu? Üç vecih olduğunu söylemiş oldu. Birincisi riden. İkincisi rida. Üçüncüsü riden zaten. Normal. Pekala. Ve mil'ül isbahani. İsbahani ne yapar? Mil'ü kelimesini nakil yapar. Mil'ü. Değil mi? Mil'ülerdi. Yapıyorduk ya. Kimle beraber hocam? Ma'i sehtülif. Ma'i sehtülif. İse ibn-i Virdan ile beraber. İse ibn-i Virdan ile beraber ne yapar? Efendim İsbahani ve İse ibn-i Virdan ikisi beraber hulüfle bunu bedel, şey, bedel diyorum, nakil yaparlar. Nakil yaparlar. وَقْتُلِفَ فِي نَقْلِهِ عَنِ الْإِسْبَحَانِ وَعِيْسَى عَنْ وِرْدَانِ فَيَصِيرُ فِيهَا اِذَا وُصِلَتْ بِالْاَرْضِ اَرْبَعَةِ Vücuhatı anlatıyor ondan sonra. Yani işte huluf var ya şimdi mil'ude huluf olunca mil'ül ardı var bir de peşinden. Diyor ki mil'üden geçersin el ardıyı nakil yaparsın. Ondan sonra dönersin geriye bir daha mil'üyü nakil yapar el ardıyı da nakil yaparsın falan. O vücuhatı anlatmış ayrıyeten. Zaten o zübdin arka tarafında o suret olan yerde mil'ül ardı ile alakalı vücuhatta vardır. Hocam ikisi de var. İkisi de var. Naktülü fî naklihi yani İsbahani ve İse bin-i Virdan demiş. Evet ikisi de var hocam. Peki vesel rava vesel değil mi hocam? Fesel vesel bunları ne yap? Sel yani hemzenin harekesini sine ver hemzeyi de ortadan kaldır. Oldu? Sel. Kim yapıyor bunu? Rava düm. Düm'ün dalı İbn-i Kesir'i işaret ediyor. Rava bu da rakal, derhal. Nakleyle derhal. Derhal için nakleyle derhal. Evet. Keyfeca nerede gelirse el Kur'an'u Kur'an kelimesi de nerede gelirse nakil diyelim ki yapılmış olur. Kim için? Duf. Kim hocam? Dal. İbn-i Kesir değil mi? Evet. Yani fihil Kur'an fettebi'u Kur'ane Kur'anen Arabiyyen bunların hepsinde değil mi? Az önceki vesalhum anil qarye mesela. Fesel bihi, fesalu ehle zikri. Bunları hep derhal nakille okumuş olur. Dal İbn Kesir Hazretleri de Kur'an kelimesini nerede gelirse gelsin nakille okumuş olur. Pekala. Burada sekit meselesinde konuyu kapatmış olalım. Ondan sonra ki derste yani bundan sonraki derste inşallah devam ederiz. Cenab-ı Hak cümlemize hayırlı ifadeler, istifadeler ikram eylesin. El-Fatiha.